Evet. Arkadaşlar. Sistem ses düzeyi %0. Bizim kullandığımız kütüphanenin yoluyla ilgili bir sıkıntımız var. Her zaman kullandığımız girişi bir kafe yapacaklar ve orası iptal olacak. Biz dolayısıyla şu gördüğünüz yolu kullanarak rahat bir şekilde ulaşamayacağız. Bu yol sen bizim için sıkıntı. Yolu görebiliyorum. Görebiliyoruz. Normalde indiğimiz durak yolun karşısında. Bu durakta indiğimiz zaman ışıklardan karşıya geçiyoruz ve şuradan sağa doğru yürüyoruz. Arkadaşlar devam edin. Sağa doğru yürüyoruz. Sinan sendeyiz. Yani bu sen de görüşlerini bize bildir abi. Siz tamam siz gelin arkadan. Şimdi aslında esas olan orada kafenin yapılması durumunda bizim normalde sadece bizim dediğin mesela bir okuyucunun ya da bir öğrenci ders çalıştırmaya gelen gönüllü birinin de yolunu değiştirmesi demek oluyor. Çünkü öbür türlü mesela şu gördüğün zaman göstereceğim lazım. Nereye? Sol tarafı, park kısmı. Çekeyim. Mesela biz bu alanı geçip kütüphanenin kapısına çok rahat ulaşabiliyoruz. Ama öbür türlü ta arkadan dolaşmamız gerekecek. Murat da arkadaşım söyledi zaten onu. Evet. Onun haricinde okuyucular da yolunu değiştirecek. Mesela inecek ta oraya dolanacak. Belki de o kapıyı bulamayacak. Sadece o da değil. Mesela bizim kullanmamız gereken alternatif yolların bazılarında belirli zamanlarda düzenlemeler oluyor. İnşaattır, bilmem nedir. Böyle bir durumda kütüphanenin ön tarafı, yani bu tarafa bakan cephe full kapanıyor. Evet. Şimdi yavaş yavaş sürekli kullandığımız girişe ilerliyoruz. Bu bizim kullandığımız en rahat yol. Diğer türlü gerçekten zorlanıyoruz. Gittiğimiz yerde kullandığımız yani diğer bizim mahkum edecekleri yol tezgahlarla dolu olabiliyor. Yürümekte zorlanıyoruz. Evet geldik. Buradan giriyoruz. Beyler basamak var. Arkadakiler. Mesela birazdan göreceksiniz. Önde ismini bilmiyorum. Bir şey var. Demir. Zaten burayı kapatmaya başladılar. Yerdeki yolları sarı çizgiyi görüyorsunuz. Evet. Artık yok o çizgi. Bu bizim kullandığımız ve bizi kütüphaneye ulaştıran bir çizgi. Gördüğünüz gibi. Alın. Yani buyurun. İşte bundan bahsediyorum. Zaten. Sinan sen önden yürü abi ben seni çekeyim. Yerde çizgiler var. Bu çizginin üzeri şu an kapalı. Aynen şu an bu çizginin üzeri kapalı. Kapatmışlar yani bildiğiniz. Devam et. Üstüm kirlenmiş lan nereye çektin? Devam et. Devam edin abi. Gördüğünüz yer işte kafe yapılacak alan burası. Şu gördüğünüz alanı tamamen iptal edecekler. Burası tamamen kafe olacak ve kütüphanemizin girişi de burada. Kütüphanenin girişi burada. Burası iptal olacak. Tabelayı görüyor musun Murat? Tabela varsa eğer. Tabelayı göster. Tabelayı gösterdim abi. Sesli kütüphanemiz. Girişimiz burası. Bu giriş iptal olacak. İçeri girelim abi isterseniz. İçeri girelim. Devam edin. Devam edin arkadaşlar. Var mı daha gelen? Rümeysa gelin. Devam edin. Devam edin içeri doğru. Ve kafe olduğu zaman gürültü de olacak. Dolayısıyla burası bir kütüphane. Kütüphanede gürültü ortamında nasıl çalışabiliriz? Biz ders çalışmak için geliyoruz buraya. Burada kitaplar seslendiriliyor. Ayşe abla da konuşsun bak. O da güzel. Milli olarak. Gel. Evet. Gel. İşte. Sinan, sendeyiz. Evet. Başlayalım. Başlasın.
mesela biraz önce gösterdiğimiz mevzu biraz sıkıntı. Biraz değil, bayağı sıkıntı. Sadece biz de değil mesela. Bazılarını aileler getiriyor. Bazı arkadaşları. Ayşe abla burada mı? Buyurun. Buradaymış. Yani sadece biz değil, buraya çocuklarını getiren aileler de bu konuda zorlanıyor. Bu arada evet. Arkada Neşet Ertaş var. Abla. Abla sizin bu konuda geçtiğimiz yolu gördünüz. Sonuçta bunlar ben gördüğüm hali bu yolda zorlanıyorum. Görmeyen kardeşlerimiz bu yolda nasıl yürüyecekler? Buradan yetkililere sesleniyorum. Biz bu kafenin yapılmasını, yolumuzun kapanmasını istemiyoruz. Evet. Buradan herkesi çağrıda bulunuyoruz. Arkadaşlar, sizden bir şey söylemek isteyen var mı? Ben biraz konuşmak Mehmet, istiyorum. Sendeyiz. Şimdi mevzu zaten gördünüz, hani çok fazla bahsetmeye gerek yok. Hani tamamen bir saçmalık ötesi ki engellerin zaten ders alabildiği, hizmet alabildiği alanlar kısıtlı. Başka öğrenciler, gör öğrencilerin her ne kadar farklı imkanları olup ders alma imkanları olsa da bizim tek imkanımızı da imkanlarımızı çoğaltmak yerine kısıtlamak isteniyor, kısıtlamak istiyorlar. Biz bunun yapılmasını istemiyoruz. Kafenin girişi kapatmasını istemiyoruz. Hem arkadaşlarım hem de buraya gelen aileleriyle birlikte gelen kişiler, arkadaşlarım burada zorlanıyorlar. Hani az gören biriyim ben mesela ve ben de zorlanıyorum buradan. Gören biri de zorlanıyor. Ve ayrıca kılavuz yolun sökülmesi zaten ayrı bir sıkıntı. Gösterdiğimiz sarı çizgilerden aynen, bahsediyorsun. Aynen, gösterdiğimiz sarı çizgileri zaten gördünüz. Hani böyle bir şeyin olması gerçekten hani bana kalırsa hani insanda biraz düşünce olursa, mantıken düşündüğü zaman, vicdanen düşündüğü zaman hani yapılmasını ben doğru bulmuyorum ve kesinlikle yapılmasını istemiyorum. Ve ben şöyle de düşünüyorum ki burası bir kütüphane. Burası bir kütüphane. Burada yani kafe demek ses demek. Yani bu kütüphane sessiz bir ortam. Yani kütüphanede, biz burada ders çalışıyoruz. Aynen, kütüphanede sessizliğin sağlanması gerekiyor. Şimdi mevzu aslında şu. Kütüphanenin hem sessiz ortam olması gerekiyor hem de yani kütüphanenin yanında bir kafenin olması kadar zaten saçma bir şey olamaz. Bizim burada mevzumuz hani milletin ekmeğine falan gözükmek değil. Bizim birkaç tane imkanımız var. Biz gidiyoruz burada ders alıyoruz. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, başarmaya çalışıyoruz. Ülkedeki eğitim konusu zaten malum. Biz bir şeyler başarmaya çalışıyoruz kendi imkanlarımızla. Bu imkanımızın sadece yani bu imkanımızı elinden alması istemiyoruz. Bizim başka bir isteğimiz yok. Zaten bütün arkadaşlarım da benim bu düşünceme katılıyorlar burada. Yani evet. Ben bunu söylemek istedim. Evet. Başka Enes. Ben lisede okuyorum ve lise 1. sınıftayım. Ben az gören biriyim ve benim babam bırakıyor. Yani ben yolları çok karıştıran biriyim. Eğer yani o kadar uzun yolları falan ben bulamam. Ki artıdan beyaz sıkıntılı yani. Bir sürü takanak falan var. Kafedeki masalar falan bizim için zaten hani Allah muhafaza yani artık takılır mıyız, düşer miyiz? Artık hani resmen yani yolumuzu parkur yapıyorlar yani. Biz zaten hani tonlarca zorluk, bir de ses biz zaten sadece dinleyerek alabiliyoruz. Yazıydı, görsel kaynaklı. Hani bir sürü kütüphane var ama bu kütüphanenin özelliği sesli kütüphane. Biz burayı hani imkanlar dahilinde zaten biz artı imkan yapmalarını istemiyoruz zaten. Hani öyle bir şey yapılmasın da. Ama yani bir ticaret için yani eğitim ticaretten daha mı önemsiz bir şey yani? Hani insanın eğitim alma hakkı vardır. Hani gençlerimize gençler diyoruz. Ama bu gençlerin yolları var mı? Gençler deyince sadece sağlamlar mı var? Biz de engelli gençleriz kardeşim. Buradan sesimizi Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bu yolun yapılmasını istemiyoruz. Ticaret için eğitimimizi yedirmeyeceğiz. Benden bu kadar. Tamamdır. Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Bu videoyu paylaşırsanız gerçekten aynen, çok memnun oluruz. Ayrıca ben YouTube kanalımda ve diğer sosyal medya hesaplarımda bunu paylaşacağım. Ben sizin kanalından paylaşacağım ve bu videoyu söyleyeceğim. Hani belediye başkanına, mümkünse belediye başkanına bu konuyu açacağım ben ya. Aynen. Evet. Son olarak ben şunu söylemek istiyorum. Bu videoyu paylaşarak bize desteğinizi belirtebilirsiniz. Bu kafeyi istemiyoruz. Aynen. Yol medeniyettir. Evet. Ticaretle engellenemez. Tamamdır. Teşekkür aynen, ederiz. Teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için. Oğlum sen de cimartı koymuşlar. Elim yanımda. Ben de kameraman, ben nasıldım? Dur düğme.